Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Mayıs Çarşamba İstanbul Veliefendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir günümüz var arkadaşlar. Spor ve Gençlik Bayramı, yani 19 Mayıs bayramımızın ulu önderimiz Atatürk'ün bize armağan ettiği bir güzel bir bayram. Ama eskiden bu bayramı inanın çok günler öncesinde hazırlıklarını yapıyorlardı. Yani ben en azından okul hayatımdayken 3 kere bu 19 Mayıs çalışmalarına katıldım akrobasi bölümüne. Ama şimdi kalk buradan bir tombala kat desen hayatta yapamam da. Orada ta piramidin üstünde amuda kalkıyorduk. Şimdi o halim aklıma geldikçe gülüyorum ama ya işte zaman ne çabuk gidiyor. Güzel bir bayram ama maalesef şu illet başımızda olduğu için de herhangi bir kutlama yine olacağını düşünmüyorum. Yapmayacaklar zaten. Böyle bir olacak. Maalesef buruk olacak ama her şeye rağmen bizim Atatürk'ün bize armağan ettiği güzel bir armağan bence. O yüzden en azından kendi içimizde de olsa bu güzel günü yaşamaya, çalışmaya başlayalım arkadaşlar. Güzel bir yarış programımız var. Bugün benim yerli olarak sadece bir İstanbul programı var. Bunu size sunacağım. 9 koşulu bir programımız. Tabii bir de akşamleyin bir Amerika'nın Philadelphia yarışı var. Yani Amerika'da şu Philadelphia yarışının dışında birkaç tane daha yarış var. İnanın onları verseler bence süper olurdu. Yani Philadelphia benim sevmediğim bir yer değil. Benim hatta ilk başladığım Amerika'daki yarışlara Philadelphia'da başladım ama tabii ki şimdi daha güzel yerler var. Klas safkaların olduğu yerler varken yani inanın şimdi artık Philadelphia'ya bakmıyoruz. Ama ne yapacaksınız? Orada da güzel bir hazırlık devresi sizlere sunup en azından sizlere güzel bir program sunmaya başlayacağım ama oranlar çıkmıyor artık. Yani bunun bana benim için sorun yok ama inanın sizin için ben çok faydası olduğunu düşündüğüm için bazen bekliyorum açılsın diye ama maalesef olmuyor. Bir de bu Philadelphia'yı benim takip ettiğim sitede vermiyor. Başka sitelerde veriyordu. Orada da kesildi. Bakalım Allah hayır etsin. Sonumuzu diyelim. Ama her şeye rağmen güzel bir gün geçirmenizi istiyorum arkadaşlar. En azından bugünün çok önemli ve anlamlı bir gün olduğunu da unutmamakta fayda var. İnşallah Türkiye'nin de güzel bir günlere görürüz diye umut ediyorum artık. Ne diyebiliriz ki artık. Gelelim bugünkü yarışta. Çift altılı bir programımız var. Birinci koşumuz saat 14'ten itibaren başlıyor. Handikap 16, 4 ve yukarı İngilizlerin 2200 metrelik sentrik yarışında bugün bana göre bu altılılar bugün çok çok para verebilir arkadaşlar. Çok birbirlerine yakın safkanlar var. Yani denk safkanlar olunca da inanın her şey çıkabiliyor. Ben burada önceliği 7 nolu Peace Rabu'ya vereceğim. Bu Golden Sun temsilcisine Mert Ali Solmaz da bomboş kilosuyla en azından bu safkanda. Ben bugün ilk kez sentride çıkıyor ama ben bugün farklı ve güzel bir yarış koşmasını bekliyorum. Zaten bu baba Golden Sun'ı biliyorum ne olduğunu. İstanbul'da çim pistlere, İzmir'de de kum piste koşan bir safkandı. Yani sabırlı bile geçti. Ben hatta 2-3 kere tek atmıştım Golden Sun'ı. Bir türlü yakalayamadık. Yani gelse altı tutacağım. Sürpriz çünkü. Sabırlı geldi. Bir şekilde fotoda yakalıp geçiyordu. Ama en son artık hiç affı yoktu. Golden Sun sabırlıyı geçti. Ama o günde 6'da 5'te başka yerden yattık. O ayrı mevzu arkadaşlar. Neyse küçük bir anımızı da anlattık. Hemen mevzuya geçelim. 7 nolu Peace Robbie. Mert Ali Solmaz da birinci safkanım. 3 nolu George Best. Bu George Best de Dr. Fong temsilcisi Mertcan Çelik de start alıyor. Bu safkan biraz daha kaba kumu seviyor ama bu sentetikte de güzel yarışları olduğunu da unutmamakta fayda var. Önde yine güzel bir tempo kurup bu yarışı götürmeye çalışacak ama tabii ki işi kolay değil. Ama her şeye rağmen yine eğer önlerde unutulursa bu rakip hiç hata affetmez. O yüzden bence güzel hazırlıklara da sahip bu ismi yazalım. Bir de 2 nolu Ali Wins. Bu 2 nolu safkan da bir Wind River Wind temsilcisi Mert Gökalp Arslan'la start alıyor. Sonlarda çok gecikmezse etkili sprintiyle bu grubu avlayabilir. Ben de o yüzden güzel durumuyla en azından bu gruptan iyi bir safkan. Ağır kilosuna rağmen de olsa yazmamız gereken bir isim. 7-3-2 biraz daha rakiplerine oranla ben biraz daha ön planda tuttum ama çok ciddi sıkı rakipler var burada, yani kolay bir yarış değil. Ben geniş at yazmak isteyenlere en azından 2'de 2 yapan son iki yarışında 1 nolu Comanchero, bu Victor Rogalap temsilcisi. Alican İnci de bu tip ağır kilolu safkanlara da iyi biniyor. O yüzden bence yazılabilir. Bir de 4 nolu Hodor. O kadar at yazıyorsa bir de Hodor'u yazarız. Present Perfect temsilcisi Adem Aslan'la. Zaten Adem Aslan'da İstanbul'da da güzel yarışları olduğunu unutmayalım. 7-3-2 önce 1-4 daha sonra şans verdiğim isimler. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde şartlı 3 apranti lamasız dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik çim koşusunda evet gördüğünüz gibi 10 safkan var. Yarışın hem dişilere ait hem de apranti'lere ait olması inanın burada artık katliam mı çıkar bilmem ne mi çıkar ama ben her şeye rağmen Kaancan Gökçeli start alacak olan Altınolu Selen kızım bu El Corredor temsilcisi
Ben güzel formüyle nihayetinde son kazanmış olduğu yarıştan sonra zaten klas bir safkan. Ben bugün bir risk daha alacağım. Bu Altınolu Selen kızımı sizlere banko olarak önereceğim. Bugünkü bankom Altınolu Selen kızım olacak. Kaancan Gökçe ile arkadaşlar. Ha şöyle söyleyebilirim. Burada ikili veya bahis oyunlarını oynamak isteyenler için de rakip en azından 4 nolu Legend of Love'la bir de 9 nolu Alfa Kurt'la bayağı önemli gelişmeler var. 5 aydan beri start almıyor ama bayağı güzel hazırlıkları var. En azından ikili veya bahis oynamak isteyenler için önerebileceğim isim. Ama altın nolu safkan benim bankom. Günün 3. koşusu Yedili Plase ve Üçlü Ganyan ayağımızın açılış ayağı şartlı 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik sentrik koşusunda 6 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben 1 nolu Leonidas'ı, bu Şamil Bey'in temsilcisi ama anne kanatlı bir buz denizi, yani yine çeliklerin kendi yetiştirmesi olan bu isim, bence yine bu yarışı kazanması bekliyorum. Zaten kazandığı meydan açıklı yarışta bir şartlı yarıştı. Ben yine bu safkan güzel bir form yakalamışken eşkalli, güzel, yakışıklı bir at Tolga Yıldız'la ben kazanmasını bekliyorum. Benim ikinci bankom 1 nolu Leonidas olacak. Burada eğer bahis oynamak isteyenler, ikili oynamak isteyenler için de en azından gördüğünüz gibi 2 nolu Sanışkaya'yla 3 nolu Eda Yap'ta en azından bahis oynamak isteyenler için önerebileceğim isim. Tabi bir de burada bir safkan var. Ben en azından beğeniyorum bu safkanı. Kim diyeceksiniz? Bu Altınolu Madiyan. Madiyan'a aman dikkat edin. Hani ikili belki cazip para verebilir arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz en azından ikili bahis için. Ama ben 1 nolu Leonidas bankom. Yani ikinci ayakta 6 tek, üçüncü ayakta 1 tek arkadaşlar. Ama ilave ederseniz artık o size kalmış bir şey. Günün 4. koşusundan itibaren 2. altılı Ganyan ayağımızın açılış ayağı olan Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusunda burada da 14 safkan arasında koşacak olan bir yarışta, zor bir yarış, kolay bir yarış değil. Burada 3 ve 12 nolu safkan, öyle mi? Yok. 3 ile 10 nolu safkanlar Alp Evcimen ekürüsü. 4 ile 12 de ayrı bir ekürü. Ben her iki ekürü de yazdım mı ona bak kontrol ediyorum da en azından yok. Benim burada favorim 9 nolu Runner Ranger olacak. Bu Bushranger temsilcisi Mehmet Kayala bir yarış koştu. Çim pistte 4.'lüğü. Ben bu yarışta da İlk şansı veriyorum. Hatta risk alayım derseniz banko ile gidebilirim arkadaşlar bu safkanda. En azından şu anda kazanma ibresi bana göre bu safkandan yana gözüküyor. Yani ikinci yarışında meydana veda edebilir. Hazırlık da iyi, orijin de iyi, her şeyle iyi. 9 nolu Runner Ranger Mehmet Kayala benim alternatif olsa bir banko adayım. Ama bu safkanın yanına rakip ararsanız da öncelik rakip bana göre 14 nolu Lucasia olacak. Weiner Vazı temsilcisi. Ayhan Kurşun'la start alan bu safkanda iki yarış koştu. İki çim yarışında bir üçüncülük, beşincilikle burada da çok iddialı hale geldi. 7 nolu Naklow bir Bushranger temsilcisi Mertcan Çelik'le start alacak olan bu safkanda kum pistte bir güzel bir ikincilik elde eden bu isim de bana göre bu sefer sevdiği pistte koşuyor. Hiç ihmal edilmemesi gereken isim olur 7 nolu Naklow. Daha sonra 6 nolu Meriç bir Trivales temsilcisi Saadettin Boyraz'la start alan bu safkanda yine bir yarış gördü. Dördüncülük elde etti. Bugün çim pistte yine iyi koşmasını beklediğim isim. Baba kanatı zaten çim bayağı iyi Trivales'ten. Anne de bir Asteria Sripekan'dan. Yine çim pistinin etkili bir orijini. Yani bugün çim pistte ben çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Altın nolu Meriç'ten Saadettin Boyraz'la. Bir de geriye kalan ne ismi kaldı? 4 nolu Fujisan kaldı. Bu Kaneko temsilcisi de Hişman Çizikler'in hem ekürü avantajına sahip. Bir de bu pistte daha iyi koşmasını beklediğim bir Kanoyko temsilcisi. Anne kanatına baktığın zaman bir Sindar'dan geliyor. Yine çok iyi bir eşlik halde bir güzel bir aygırın tayıydı. Ben ihmal edilmemesi lazım. Ama 9 her şeye rağmen benim favorim. Daha sonra 14, 7, 6, 4. Eğer bir sürprizle yatabilirsek benim çünkü daha inanın şaka söylemem. En az 4-5 aylıkken takibimde olan 10 nolu Tiger Woods. Bu safkanda bence ekürü avantajıyla Vahdettin Kaplan'la yazmakta fayda var. Zaten ekürüsü de bir Forza Tokyo'ydu. Bunun zaten ablası bizdeydi. Ben sonra işte bayağı anlatmıştım. Bu Aliye Wonder Queen'den bahsediyorum. Yani o da artık emekliye ayrıldı o vaziyette. Hala da ondan umut bekleyenler var ama artık yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Ama bu safkan kalite bir orijin, onu söyleyeyim arkadaşlar. Onun Tiger Woods ilk kez koşuyor ama bir hoş geldin partisi yapabilir. 9 önce 14 7 6 4 sonra 10'da eğer cazip at aramak isteyenler için önerebileceğim isim. Günün 5. koşusu Handikap 14 dişilere ait 4 yaşlı Arapların 2000 metrelik sentlik koşusunda burada kalabalık mı? Bayağı kalabalık. 16 safkan var. Nasıl sığdıracağız? Neyse böyle yapalım. Ben önceliği 8 nolu Zeynepçik'e vereceğim. Bu kurtar temsilcisine Adem Aslan'a benim ilk şans verdiğim isim. 5 nolu Melike Nur. Bilginin güzel temsilcisi Müslüm Çelik'le start alıyor. Bu aralar kıpırdamalar içerisinde bayağı hareketli işlere sahip. Yani canlandı bu safkan. Yani bence hiç ihmale gelmez. 5 nolu Melike Nur, Müslüm Çelik'ten. 6 nolu da Manas Sınası.
Bu Jungle'ın temsilcisi de Akın Sözen'le start alıyor. Bu aralar iyice kıvamına geldi. Hazırlık da iyi. Bu mesafelere de yatkın bir isim. Bence hiç ihmal etmiyorum. 8-5-6 bende biraz daha ön planda tutulan bu isim. Eğer burayı genişletmek ve sürpriz arayışına girmek isteyenler de 7 numaralı Suyun Bike. Bu Yılmaz Er temsilcisi Fırat Arslan'la start alıyor. Bu aralar çok formda. Hata affetmez. 2 numaralı Tanır Kız yine bu mesafeden iyi adı ama biraz kilo dezavantajına sahip. Daha sonra 4 dolu eze eze bu safkanda önemli gelişmeler var. Bugün ben çok ekstra bir yarış koşmasını bekliyorum. Vadettin Kaplan'la bir de 12 nolu değer. Bu DHA temsilcisi de Mertcan Çilik de inanın bu aralar gelirse herhalde Ganyan'ı yüksek gelir diye düşünüyorum. Ama ihmal ve sürpriz sevenler için bence çok ideal bir isim. 8-5-6 önce 7-2-4-12'de sürpriz ve geniş at yazmak isteyenler için önerebileceğim isimler. Günün bir sonraki koşusu 6. koşuya geldiğimizde neyse bir şey konuşacaktım onu sonra söyleyeyim artık. Aklıma geldi çünkü. 6. koşu bir satış koşusu. 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metrelik sentrik koşusuna geldi. Evet bu satış koşusu yine zor bir kolay bir bakacağız artık arkadaşlar. Burada şimdi ben paraları gösteriyordum. Bu at kaç para kaç para diye. Allah bozuk atanlar oldu bana. Ben ne yapayım? Fiyat neden göstereyim diye. Ya alacaksanız alın arkadaşlar ben ne yapayım? Şimdi kötü mü yani? Ben bazen bunlara bakmamın sebebi başka. Benim başka amaçla bakıyorum. Ama siz başka yere çekiyorsanız lafım yok. Artık o açıklaması bana kalsın arkadaşlar. Boşverin. Ben burada en azından bakacağımı bakıyorum. Bu arada bir arkadaşımız orada bende üye olan bir arkadaşımız da Hasan abi buradan selamlarımı söylüyorum. Bana diyor hiç not etmeden mi konuşuyorsun? Programı açarken mi konuşuyorsun diyor. Aklına geleni söylüyorum bir kağıda yazmıyor mu diyor. Ben nereden baksanız bir program hazırlarken en az bir 5 saatim geçiyor. 4 saat kafadan garantisi var. Yani video hariç sadece çalışma olarak ve elimde notlarım var. Notlarım şimdi baştan bir program yapıyorum, baştan bir şeyler yapıyorum. Çiziyorum, tekrar yazıyorum, çiziyorum tekrar. Ne yapayım şimdi o kağıdı mı göstereyim? Yani Hasan abi kusura bakma ama sen de bazen bir şey konuşuyorsun da ya biraz da bana hak ver ya. Zor mu diyorsun? Yok bilmem ne oraya yazı yaz diyorsun. Abi zor. Zor abi zor. Benim aklıma gelirse söylerim ben sana. Aklıma gelirse de ben videonun sonunda açıklamalarda bu şablonu söylerim. Ama aklıma gelirse. Bana yok bunu yap şunu yap. Bana kesinlikle onu söyleme. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bana kalkıp da sıradan mı söylüyorsun? Kafadan mı söylüyorsun? Yani program açarken mi konuşuyorsun gibi kelime yapma. Benim burada günlük en az 12 saatim sadece bu at yarışı çalışmalarıyla geçiyor. Yani bunu ben videonun başında veya sonunda söylemek istiyordum ama artık şurada bir aklıma gelmişken söyleyeyim. Yani böyle düşüncelere girmeyin. Ben kaç saatim alayım? Şu anda saat 6. Baksanız 10'da kalktım. 10'da uyanabildim ya. Çünkü akşam video yükledim. Videolar kaçta yüklendi? 2'yi buldu ya. Akşam gece 2-3'e yakın ben 3'ten sonra mı ne yattım? Ya düşün artık kaç saatimi alıyor ama amcam orada kalkıyor konuşuyor. Sen diyor video yaparken mi atlara bakıyorsun şey mi yapıyorsun hiç çalışma yapmıyor musun? Ya benim en kötü 10 saatim var en kötü. Sadece bir yurt dışı yarışı benim 3,5-4 saatim alıyor. Yerli yarışını de daha fazla. Neyse arkadaşlar ben en azından böyle bir açıklık yapayım da sonra yine inşallah uygun olduğumuzda konuşuruz. Evet bu koşuda satış koşusundayım. Ben önceliği 2 nolu Rebel Kid'e veriyorum bu Weiner Wazer temsilcisine Mustafa Kemal Kumbasar ile. Daha sonra 4 nolu Atalay. Yine bu pistlerde iyi olan kendine de çok uygun grupta işte pek dezavantajımız bir satış koşudan da bazen ne yapacakları belli olmuyor. Bugün Tolga Yıldız'da yine iyi koşmasını beklediğim isim. Bir de 8 nolu End of Trouble. Bir King David temsilcisi Akın Sözen'le startlamış Afgan'da bu aralar güzel formundayken ben yazmakta öncelik veriyorum. 2-4-8 öncelik şans verdiğim isimler ama bu ayakta da işte dediğim gibi sürpriz olma ihtimali yüksek. Yani bu 3 safkanın dışında at yazmak istersek o zaman 1 nolu Baba Mike ilk kez koşuyor. Ali Can İnci ile start alacak bir Victor Galato seçisi kesinlikle hata affetmeyecek çalışmalara sahip bayağı uzun zamandan beri. Ama neden satış koşusuna direkt hedeflediler ben anlamış değilim. Yani bu safkanı ben daha iyi yerlerde inanın görmek isterdim. Çünkü idmanlara baktığın zaman bir de şu orijine baktığın zaman inanın 10 numara orijin var. Baba Victor Galop çok iyi bir aygır. Anne Yalnızdam da bir distant relatif temsilcisi. Yani Yalnızdam Luxor'la baba kardeşi. Yani o şekilde söyleyeyim. Yani mükemmel bir orijin ama demek ki ufak tefek sıkıntıları var herhalde ki bu yaşa kadar gelmiş. Yani normalde bu yaşta koşan safkanlar var ama
Herhalde bu yarış hedeflerimden bilmiyorum artık, kendilerine hayırlı olsun diyeceğim. Ama bir nolu babam ike bence iyi, ihmal etmeyelim bence yazmakta fayda var. Üç nolu We Will Rock You. Bir Buşrangır temsilcisi Mehmet Kayla start alıyor. Bir yarış gördü, bugün farklı yarış koşmasını bekliyorum. 5 not Charlie, bir Lil Bornalet temsilcisi Berkan Gökçeli start almış Afgan'da. Bu aralar çok iyi formu yakalamışken bence hiç hata affetmez. Bir de 6 not Chun, bu Torak temsilcisi de Adem Aslan'la yine iyi durumuyla bence yazılmakta fayda var. Ama 2-4-8 biraz daha ön planda tuttuğum isim. Daha sonra geniş ve sürpriz arayanlara da 1-3-5-6 olarak önereceğim bu 6. koşuyu. Günün 7. koşusuna geldiğimizde Dünya Arı Günü koşusu. Kısa vade 6-4 yaşta Arapların 1900 metrelik çim kosunda 6 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben bir nolu Muzo Baba'ya tek olarak önereceğim. Son koşmuş olduğu yarışın aynısını yapması halinde bu yarışı bence artık kazanır. Mehmet Kaya ile artık en sonunda nihayetinde bu atın sırrını çözdüler. Çünkü bu at kısa sprint yapan bir isim. O yüzden genelde jockeyler bindiği zaman düzlükte başlıyor sprinte. Bu at zaten bir 150 metre 200 metre hadi der gider ama ondan sonra stop ediyor. Haliyle en sonunda çözümünü buldu. Çünkü Sıltağı da aynı şekilde koşuyordu. Sıltağı da Yavuz Han'ı geçen bir isim. O da kısa sprint yapabilen isim. Hatta böyle benzer çok taylar vardı. En sonunda bana göre Mehmet Kaya'yla bu işi çözdüler. Demek ki son 200'e kadar rakibin arkasında yatacaksın. Bir an sprintle, ani sprintle de kuvvetli bayağı bu safkanı. Bence yine aynı başarıyı elde edeceğini düşünüyorum. Bir nolu Muza Baba ben bugün sığınacağım. Çünkü daha belki Muza Babalar'da inanın 6 at koşan yerde 5 at veriyordum. Muza Baba vermiyordum. Çünkü bu safkanın eksikliğini biliyordum. Ama nihayetinde çözdüler. Ben bu sayede birkaç yarış daha bu şekilde böyle uygun gruplarda geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Bir nolu Muza Baba Bankom. 8. koşu handikap 16, 4 ve yukarı Arapların 1600 metrelik çim koşusunda 14 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği 9 nolu Malibu'nun oğluna vereceğim. Müslüm Çelik'le bomboş kilosuyla nihayetinde bir 24 gün önce yarışta gördü. Artan nefesiyle, güzel eşkaliyle, güzel durumuyla, iyi çalışmalarla ben ilk şansı bu safkana veriyorum. Daha sonra 3 nolu Arapovic, bu Artos temsilcisi Tolga Yıldız'la start oluyor. Yine güzel bir form yakalamışken bence yazılması gereken bir isim. Bir de bunların yanına ben 14 nolu Şehzade'ye şans vereceğim. Bu Ayabakan temsilcisine Mustafa Kemal Kumbasar'la bomboş kilosuyla ve bu aralar çok güzel bir form yakaladı. Kesinlikle hata affetmez. Yarın gelirse büyük ihtimalle Gany'i 20 liradan aşağıda okuyacağını pek tahmin etmiyorum ama ben böyle konuştuysam yarın favori çıkarsa hiç şaşırmayacağım. 9-3-14 öncelik şans verdiğim isimler. Daha sonra 2 nolu Spartaküs, Mehmet Kaya'la 4 nolu bana müsaade güzel formuyla son yarışı kazanan bu isim de Halil Yol açıcıyla 5 nolu Ciğerdelen, Sarraf'ın temsilcisi Ayhan Kurşun'dan yine son yarışı kazanmış bir isim. Bir de 6 nolu Lazoğlu'nun bu gündeniz temsilcisi Metin Ahmedi ile yine son yarışı kazanan formda bu ismi eğer geniş hat yazmak isteyenler için önerebileceğim isim. Ama öncelik 9-3-14 daha sonra 2-4-5-6 olarak öneriyorum bu 8. koşuyu. Geldik nihayetinde son koşuya. Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusunda burada da yine kalabalık 15 safkan var. Ben önceliği 8 nolu Harbour Master'a vereceğim bu Torak temsilcisine Gökhan Gökçeli. En azından bu aralar kendini toparlamaya başlayan, üzerindeki fazlalıkları atan, daha da güzelleşmeye başlayan bu Torak temsilcisi bence bugün ilk şansı bende tabii ki gözüküyor. 8 nolu Harbour Master. Rakip tabii ki var. En ciddi rakip de 7 nolu Gezgin görüyorum. Bu Doktor Fong temsilcisine İşman Çizik'le yine iki yarış gördü ve bu sefer artan nefesiyle iyi durumuyla yine ikinci sırada şans verdiğim isim 2 nolu Asil Yürek ve Win River Win temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alan bu safkanda yine nihayetinde bir yarış koştu. Dördüncülük elde eden bu safkan aradan bir 5 aylık ara verdi ama hazırlık olarak, çalışma olarak bayağı iyi durumda. Bir de 5 nolu SS'li Onur. Bu DH temsilcisi de Mehmet Kayra start alıyor. Yine 2 yarış koşup dördüncülük, üçüncülük elde eden bu isim de yine bugün çok iyi yarış koşmasını beklediğim bir diğer isim olur. 8-7-2-5 öncelik şans verdiğim isim. Eğer bir hatta imkanı olana ilave etme gereği duyanlar için de 3 nolu Bianco. Bu Victor Galop temsilcisi Nevzat Avcı ile en azından yazmakta fayda var. 8-7-2-5 önce 3 de daha sonra şans verdiğim isimler. Evet arkadaşlar aklımdayken söyleyeyim, ben şablonu da söyleyeyim. Birinci koşu 7-3-2 önce 1-4 daha sonra. İkinci koşu 6 nolu safkan Bankom. Üçüncü koşu 1 nolu safkan Bankom. Dördüncü koşu 9-14-7-6-4 önce 10 da eğer bir hat daha yazabilirsiniz. Beşinci koşu 8-5-6 önce 7-2-4-12 daha sonra, yani 8-5-6 önce 7-2-4-12 daha sonra. 6. koşu 2-4-8 önce 1-3-5-6 geniş hat yazmak isteyenlere. 7. koşu 1 nolu safkan tek. 8. koşu 9-3-14 önce 2-4-5-6 burayı genişletmek isteyenler için. 9. koşu
8, 7, 2, 5, önce 3 de daha sonra şans verdiğim isimler. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Herkesin 19 Mayıs bayramı tekrardan kutlu olsun arkadaşlar.